türküyle devam ediyoruz. Yerime ben. Lütfen. Buyurun. Haydi bakalım. Ben de Adıyaman'a saygılarımı sunuyorum. Adıyaman Belediye Başkanı Necip Büyükarslan. Çok büyük dostumuz. Türküleri seviyor, ozanları seviyor. Şimdi şöyle hani sıcak ya. Evet. Narinciye'den başladın, sıkacak dediniz. Havalar da biraz yağışlı. Program ne kadar sıcak giderse o kadar güzel. Tabii, değil? Tabii. Dışarıda soğuk hava olmasına rağmen. Şimdi şöyle, ekranları, şarkı zamanı böyle... çok kısıtlamadan hemen gireyim. Şimdi bizim orada bir Şevki, biz amcaya emi deriz. Şevki emi böyle yumurta sepetine yumurtaları koymuş, köyden getirmiş satıyor. Subay lojmanlarının önünden geçerken bir subay hanımı demiş ki, beyefendi getir yumurta alasın. Açmış bakmış ki yumurtalar köy yumurtası ya çok ufak. Ya demiş ki bu yumurtalar niye böyle ufak? E demiş bizim tavuklar böyle yumurta yapıyor. Böyle ufak yumurta olur mu demiş. E demiş bizim oranın şivesiyle anam demiş. Tavuk senin için kendini mi yırtsın? Bizim yumurtalar çok böyle. Harikasınız. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Bu ülkeden başka yaşayacak yerimiz yok. Ben de öyle bir türkü okuyayım. Edirne'den Ardahan'a benim güzel memleketim, canım kurban bu vatana. Benim güzel memleketim, benim güzel memleketim, canım kurban bu vatana. Benim şirin memleketim, benim güzel sendedir ata ocağım, sendedir bahçeyle bağım, dalgalansın al bayrağım. Benim güzel memleketim, benim şirin memleketim. Gezdim Türkiye'yi güzel, gezdim Türkiye'yi güzel, Sünni'yle Alevi güzel, Cami'yle Cemevi güzel. Benim güzel memleketim, benim güzel memleketim. Oba oba yayla yayla, davuluyla zurnasıyla, horonuyla halayıyla, benim güzel memleketim. Poyrazoğlu türkü güzel, şarkı güzel, türkü güzel, Laz Çerkez türkürdü güzel. Benim güzel memleketim, benim şirin memleketim. Kürdü güzel, türkü güzel, benim güzel memleketim, canım güzel memleketim. İşte ozanlarımızın farkı, işte ozanlarımızın farkı bu. Sevgili misafirlerimiz,
aynı zamanda bugün memleketim deyince hani ben Tokat'ım aklıma geliyor tabii. Bugün Tokat'ımızın yerel televizyonu Erbaa Televizyonu'ndan da aynı zamanda ortak yayın yapmak üzereyiz. O yüzden buradan tüm Erbaa Televizyonu izleyicilerimize de sevgilerimizi, saygılarımızı göndermek istiyorum. Aynı zamanda mesaj attığımız da artık bu haftadan itibaren devrede. Kanaateye yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızı yazıp 39-29'a gönderiyorsunuz sevgili misafirlerimiz. Sevgili dolu mesajlarınızı bekliyoruz sizlerden. Ve canlı yayın numaralarımızı tekrar hatırlatalım. 0212 alan koduyla 642-35-35 canlı yayın telefon numaramız. Şarkı Felek tüm Türkiye için dönüyor. Şarkılarımız, evet, türkülerimiz için dönüyor. Eyvallah. Değil mi? Evet, canlı yayın. Evet, ben de diyordum Maksut yok bugün. Merak ettiniz mi siz de Maksut neredeydi bu saate kadar? Saat kaç? Geç mi kaldın? Sen ilk gün demedin mi? Abla ben işsizim, abla ben açsızım, abla bana iş dedin. Bugün üçüncü gün ve saat kaç? Kovdun mu yoksa? Bilmem, kovalım mı? Ahmet hocam ne dersiniz? Ama yok, yazık, ben niye geç geldim onu da söylüyor mu? Bilmem, ben bilmem. Kendini affettir artık. Ya hani yarın 29 Ekim ya. Evet. Cumhuriyet Bayramı ya. Evet. Ya bizim mahallede bir karar aldık. Bizim mahallenin kahvesini kapattık. Bir güzelce süsledik. Yarın orada 29 Ekim'i kutlayacağız. Onun için uğraşıyorduk ya. Ya şimdi ben nasıl kızayım Maksut'a? Hatta programdan sonra buradaki balonları da götüreyim ben. Aa, ben vermem balonlarım ama bak ben de yaptım görüyor musun? Al bayraklı balonlarımı görüyor musun arkada süslemeye çalışıyorum. Bir de ne dediler biliyor musun? Seyhan Hanım acaba yarınki etkinliğimize gelir mi dediler. Gelir tabii ki. Gelir değil mi? Her zaman gelir. Oğlum ben sana demedim mi lan gelir diye. Ahmet. Gelecek, Ahmet'e gelecek. Sesimizin ulaştığı herkese sevgiler saygılar gönderelim tekrar. Ahmet kim? O da mı Tokatlı? Yok. Değil mi? Kahveden Kastamonulu. Arkadaşım. Kahveden arkadaşım. Benim her yerden arkadaşım var. Sen boş zamanlarında kahveye mi gidiyorsun? Yok. Gitmiyorsun yok, fazla ben kahvede ne işim olur? Kitap okuyorsun. Yok. Kitap? O kim diyeceksin şimdi. Yani resimlerine bakıyorum. Ha, resimli kitaplar bunlar. Resimlere bakıyorum. O da bir. Resimler altında yazı falan yok değil mi? Aman yazılı bir şey okuma sen. Boş boş kahvede zaman geçir. Geçen hafta da aldı sazı eline. Ben albüm yapacağım dedi Serpil Hanım. Ya sesim güzel dedi. Bir de bestesi var. Okusana bir, bir kuple. Okuyayım mı? Ya. Sarı neyse kardanası, geldi bizim kel kızın çakal alası, bu başı geliyor oğlum kaç tane. Eyvah eyvah, çok teşekkür ediyorum. Güzel değil mi? Çok güzel sesinizden. Ama yarın bizi mahrum okuyacağım. Bırakma olur mu bu güzel sesinden? Hemen albümünü bekliyoruz. Tamam, bak hocalarım da var, ben onlardan ders alırım. Peki, evet, Tokat Reşadiye Soğukpınar Beldesi Yönetim Kurulu ve Değerli Başkanı Ali Erçıktı'ya ve bize verdikleri değerli desteklerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu güzel programın yayınlanmasında emeği geçen Bay Ajans yetkilileri ve Sahara Mangalbaşı ve Big Last Cine de sonsuz teşekkür ediyoruz. Değerli sponsorlarımıza dedikten sonra benim son albümde okuduğum ve albüme adını verdiğimiz güzel bir türkümüz vardı. Sevgili sözleri Burhan Onur kardeşimize ait. Adıyamanlı kardeşimize ait. O güzel türküyü okuyalım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Olur mu? Haydi bakalım. Thank you.
Terk edem